Sevgili seyirciler, Türkiye seçime gidiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin bütün imkanlarını kendi seçim kampanyası için seferber etti. Altılı Masa seçim vaatlerini açıkladı. Ekonomi vatandaşın en öncelikli gündem maddesi. Ekonomi yazarı Turan Bozkurt bugünkü konuğumuz. Turan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. İyi yayınlar dilerim teşekkür ederim. Şimdi bir haberimiz vardı. Sevgili seyircilerimiz onu da seyrettiler. Kara para ve uyuşturucu ticaretinde Türkiye artık çizgileri aşmış görünüyor. Bu durum genel ekonomik verilerimizi nasıl etkiliyor? Önce onu sorarak başlayayım. Türkiye e, mali eylem görev gücü FAT o OECD bünyesinde dolayısıyla Birleşmiş Milletler çatısı altındaki resmi bir kurum tarafından gri listeye alınmıştı. Beyaz liste var, gri liste var, bir de kara liste var. Aslında kara listeden önceki son durak bu gri liste. Niye gri listede? İşte kara para ile mücadele konusunda imza attı uluslararası anlaşmalardaki, anlaşmalardan mütevellit yükümlülüklerini yerine getirmiyor Türkiye yani paranın ister Türkiye'den çıkışı esnasında ister Türkiye'ye girişi esnasında devlet olarak e, e, görünen görünmeyen filtreler vardır. İşte burada merkez bankaları MASAK dediğimiz Mali Suçları Araştırma Kurulu BDDK, SPK, Hazine gibi kurumlar Hı -hı. ve emniyet içinde de mali polis e, aynı zamanda bu mali suçları ve kara para aklama faaliyetini takip eder. Türkiye'de Bırakın son dönemde bu konuda hani kara para ile ilgili net bir mücadeleyi. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ifade ettiği gibi uluslararası suç örgütlerinin, baronların, uyuşturucu baronlarının, kara paranın suç ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı bir çamaşırhaneye dönüştü. Büyük bir çamaşır makinesine dönüştü. Bu yüzden... Uluslararası kuruluşların dikkatle takip ettiği e, mal eylem görev gücü listelerinde biz gri listedeyiz ama bu Türkiye için aslında yüz kızartıcı bir e, tablo. Çünkü oraya bakan ülkeler özellikle büyük kurumlar, holdingler, bankalar kredi verirken yatırım kararı alırken o listedeki ülkelerden gri ve kara listedeki ülkelerden uzak durur. Aslında bana göre Türkiye'nin geçmişini dikkate alarak Avrupa Birliği üyeliği devam eden dondurulmuş bir fiilen donmuş bir e, karşılıklı münasebe söz konusu olsa da sonuçta tam üyelik müzakereleri masada olan bir memleket Türkiye Ayıp olmasın diye gri listede tutuyorlar bizi. Eğer böyle giderse Yok, muhtemelen birkaç yıl sonra biz kara listeye Hı. düşeceğiz. Dolayısıyla bu kara para konusu sadece bir ülkenin değil, bütün dünyanın mücadele ettiği. Çünkü siz suçun suçtan elde edilen geliri bertaraf etmez ve buna mani olmazsanız ve bunun e, faillerinin üzerine gitmez ve cezalandırmazsanız o zaman kayıtlı çalışmanın, şeffaf çalışmanın vergini iyi ödemenin bir esprisi kalmaz. Türkiye'de de şu an tam da bu oluyor. E, Türkiye'ye dünyanın farklı ülkelerinden işte sizin haber bülteninizde de vardı. E, evet. Avustralya'nın Avusturya'nın ya da Gürcistan'ın en çok aranan e, mafya baronu Türkiye'de evet. ya yakalanıyor ya suikastle öldürülüyor. Şimdi bu bize bir şey söylüyor. Muzkolillerinde artık limanlarda e, muzkolillerin içinden çıkan Kolombiya e, kokaini, e, birilerinin pudra şekeri dediği uyuşturucu sentetik uyuşturucu patlaması zaten artık sıradanlaştı. E, ama diğer tarafta da başka ülkelerde elde edilen başka şekilde elde edilen kara paranın da Türkiye'de bir e, Türkiye merkez olarak seçtiği ortada bu neyi, e, ne gibi sonuçlar oluyor Türkiye üzerinde maalesef kalıcı yatırım gelmiyor. Büyük dünya çapındaki markalar gelmediği gibi işte en son dün açıkladı. Sony, Japonya'nın elektronik devi Sony Türkiye'den çıkmaya karar verdi. Bu kaçıncı Japon Honda'dan ve diğer e, Alman Opel'den bu yana bankalardan tutun da perakende şirketlerine kadar bu kaçıncı Türkiye'yi terk eden yabancı. Türkiye'ye sermaye ihtiyacı var. Kalıcı sermaye ihtiyacı var. Bunlar gelmediği gibi gelenler de vaktiyle AB reformlarıyla gelenler de 2002 ile 2012 arasında gelenler de fırsatını buldukça gidiyorlar. Bu açıdan ekonomik kalkınmanın kaynağı yabancı döviz döviz ihtiyacının karşılanmasında kalıcı bir çözüm üreti, sağlanamıyor ve bu yüzden de Türkiye sürekli Putin'in iki dudağının arasında, körfezdeki petrodolar zengini, şeyhlerin iki dudağının, emirlerin iki dudağının arasında döviz krizine çareler bulmaya çalışıyor. Şimdi e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir 418 milyar dolar e, yurt dışında onu mutlaka Türkiye'ye getireceğim dediği bir 418 milyar dolar var. Bu nedir yurt dışındaki 418 milyar dolar ve gelmesi e, mümkün bir para mıdır? E, Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, şunu kastediyor muhtemelen, Hı -hı. vergisi ödenmeden Hı -hı. yurt dışına çıkarılan ya da Türkiye'de kazanç, elde edilen kazancın e, vergisi ödenmeden başka bir ülkeye çıkarılmasının yanında bahsettiğimiz suç gelirlerinin Türkiye'deki uzantılarının Türkiye'de elde edip yani uyuşturucudan başka e, illegal faaliyetlerden elde ettikleri e, paraların işte mafyanın iktidarından bahsediliyor bahsediyoruz. Yani Kürşat Yılmaz'ın ee, yine e, Alaaddin Çakıcı'nın daha düne kadar yurt dışına gönderilene kadar Sedat Peker'in racon kestiği, hakimlere, savcılara, gazetecilere ayar verdiği, e, işte Devlet Bahçeli geçen gün MHP lideri işine bak işine diyor gazeteci. Gazetecinin işi zaten orada olmak ve o soruyu sormak. Da, zaten işini yapıyor. Siz işinize bakın siyasetçi olarak cevap verin Biz Ahmet gazeteciye. Tabii Türkiye bu eşikleri çoktan geçti ve Şimdi Altılı Masanın en büyük ortağı olan e, CHP'nin lideri yurt dışındaki bu paraların ister ihaleler yoluyla kamu kaynaklarının e, rüşvet ve yolsuzluk mekanizması dışarıya çıkarılması, ister Erdoğan ailesi ve etrafındaki bürokratik oligarşinin taşıdığı dışarıya taşıdığı paraların peşine düşeceğini söylüyor. E, kamuoyunda bazen şöyle bir yanlış anlamı oluyor. Sanki bütün bu paralar sadece Erdoğan'ın e, üzerindeymiş hı hı. gibi düşünülüyor. Oysa suç, rüşvet ve yolsuzluk e, ahtapotun kolları gibidir. E, aşağıdaki e, bürokrat kendi ölçeğinde rüşvetini alır eğer o mekanizmanın hı hı. içinde yer almışsa. Yukarıdaki daha yüksek alır. Hani Keşri yukarı diye e, 17-25 tapelerinde geçiyordu ya Reza Zarrab'ın ifadesi Excel hı hı. tablolarda açıklama bölümünde. Dolayısıyla burada bu paranın peşine düşeceğini söylüyor Kılıçdaroğlu. İdeal olarak çok önemli bir e, vaat, önemli bir hedef. Ancak teknik olarak uluslararası sisteme karışmış bir parayı bulmak, hele hele 410 milyar doları bulmak e, hem e, teknik olarak kolay değildir hem de bu hukuki olarak o ülkelerde izini aramak için çok ciddi para harcamanız gerekir. Zaman alır. Ben doğrusu çok fazla ümitli değilim. Çünkü dünyada diktatörlerin paralarının geri geldiğini gösteren çok fazla vakada, bizi teyit eden çok fazla vakada yoktur Kemal Bey. Çünkü bu mekanizmanın ne hazindir ki bu tarafındaki masanın diğer ayağı bu kayıt dışı paraları ya da kara para aklanma faaliyetinden gelir elde eden ada devletleri, devletçikleri var. Bunların arkasında büyük devletler var. Siz eğer o arkadaki yapının ücretlerini, komisyonlarını vermişseniz Türkiye'de hani keşli yukarı deniyor. Orada da keşli yukarı küresele vermişseniz çok fazla bu paraları bulmanız mümkün değil. Ama bunun bir deklarasyon şeklinde kamuoyuna açıklanması yolsuzluğa karşı bürokrasiye vermiş. Bence iletişim tarafı daha güçlü olan yani sözlü iletişimle burada bence Kılıçdaroğlu yolsuzluğa karşı çok net bir çizgi çekiyor, tavır alıyor. Ee, ne olur 410 milyar dolar getiremezsiniz, 10 yılın sonunda 4 milyar dolar getirirsiniz. Tabii ki sıfır, bir sıfırdan her zaman büyüktür ama devletin bütün imkanlarını buraya seferber etmenin ve buradan sonuç almanın çok fazla mümkün olmadığını da baştan e, ifade etmiyoruz. Ama yoksullukla mücadele kararlılığı için önemli bir önemli. E, e, ifade. Önemli, psikolojik bir eşik. Evet, şimdi Altılı Masa Mutabakat metnini açıkladı. Bu... Piyasa bunu nasıl satın aldı? Hani bazen denir ya borsa yükseldi, döviz düştü. Böyle bir etkisi oldu mu bu mutabakat metninin açıklanmasının? E, piyasa nezdinde çok fazla bir olumlu etkisi olmadı. Maalesef borsa iki gündür e, çok sert düşüyor. Bugün hatta %5 kırmızı çizgiye yaklaştığı için otomatik olarak e, işlemler durduruldu. Çünkü %5'i geçmemesi için hisselerin biraz daha o dalganın dinmesi için böyle geliştirilmiş bir mekanizma var bu devreye girdiğine e, Tabii ki e, piyasanın satın alıp almamasından e, alma, alıp almaması önemlidir ancak vatandaşın ve sokağın bu Hı -hı. E, altılı masanın vaatleri konusundaki hissiyatı e, daha aslında seçim Hı -hı. E, sandığından çıkacak sonucu görmek açısından önemli. Ee, bir heyecana yol açtığı, bir dalgalanmaya yol açtığı or evet. görünüyor. Bu önemli çünkü Türkiye e, aslında 2005 ile 2013 yıllar arasında Avrupa Birliği reformları yolunda dolu dizgin giderken 2013 yılından bu yana sürekli demokraside, hukukta geriye gidiyor. Yolsuzluk, işte gri beyaz listedeki bir memleket kara listeye her an düşebilme tehlikesiyle karşı karşıya. Kara parayla anılıyor. Vatandaşlarına Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, Kanada'dan vize verilmiyor. İş adamı da olsanız, gerçekten haklı sebepler de sunsanız onlarca belge isteniyor. Dolayısıyla burada Altılı Masa'nın vatandaşa sunduğu en önemli mesaj şu. Biz restore etmek istiyoruz. Yani yıkılan devleti, hukuk devletini yeniden ayağa kaldırmak, ikame etmek istiyoruz. Ve kademe kademe kurumları asli fonksiyonlarına dönüş döndürmek istiyoruz. Liyakati, kurumların özelliğini ve e, objektifliği ve devletin tarafsızlığını. Devlet şu an vatandaşına karşı her şeyde taraf durumunda. O da daha doğrusu hükümetin tarafıyla bakıyor. Örneğin Yeni Mahalle Müftüsü, Gelecek Partisi evet. Genel Sekreterinin vefat eden kızının, kanserden vefat eden kızının... 40. gününde mevlit ve hatim okutma talebini reddedebiliyor. Bakar mısınız? Hani ben devletin müftüsü, devletin vaizi polisi ifadesini doğru bulmuyorum. Bu milletin müftüsüdür. Devlet kimdir? Yani onun vergilerini ödeyen, maaşını ödeyen, imkanlarını sağlayan millettir. Devleti bu kadar yüceltirseniz işte orada o zorbalıkları yapan da ben devletim der ve o devlete de siz ses çıkaramazsınız. Türkiye'nin böyle bir problemi var. O yüzden bir heyecan e, dalgasına yol açtı fakat şöyle bir eksiklik var e, çok hı hı. fazla madde var 2.000 küsur madde hı hı. 200 küsur sayfa bu tabii ki e, teknik olarak e, teknisyenler teknokratlar bürokratlar üzerinde kamu üzerinde piyasa üzerinde önemlidir ama ne yazık ki Türkiye'deki seçmen profili e, çok fazla bu ayrıntıları dikkate alan bir seçmen profili yok hı hı. yani onlar daha çok mazot kaç lira olacak? Çiftçiye ne tür destekler verilecek? Asgari ücret kaça çıkacak? En düşük emekli maaşı 10 bin liraya geçer mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları ne olacak? Bu daha böyle cebini ilgilendiren konulara inanın eğitimden, sağlıktan, adaletten daha önce bakıyor. Bunu da zaten 17-25 Aralık soruşturmalarından hemen önceki 30 Mart 2020 14 seçimlerinde, mahalli idareler seçiminde gördük. Yani e, 4 dört bakanı yolsuzlukla yakalanmış bir iktidar e, hiçbir şey olmamış gibi mahalli idarelerde o gün için İstanbul, Ankara dahil hiçbir büyük bir şehri kaybetmemiş. Dolayısıyla biraz daha sanki tamam bu önemliydi, bunu açıkladınız ama artık seçim döneminde bunu biraz sadeleştirmek lazım. Hı hı. Yani bu kadar mesajı seçmene aktaramazsınız ve bu mesajdan da seçmen çok fazla bir şey anlamayabilir. Ne yapmak lazım? Öncelikler sıralaması. Ekonomide, siyasette, dış hmm. politikada 10 madde, 20 madde. Ya Demirel, e, Kemal Bey hatırlayacaksınız, herkese iki anahtar diyerek, 91'de Bir, ev, bir araba anahtarı. E, iki, herkese iki anahtar dedi ve e, Özal'ın çıkardığı o emeklilik kanununu değiştirerek, mezarda emekliliğe hayır diyerek iktidara geldi. Bakın bugün oyları %30'a doğru düşen Adalet ve Kalkma Partisi ve Cumhurbaşkanı EYT, MYT dediği bir konuda iki sene evvel baktı ki kazın ayağı hiç öyle değil. Bakın EYT'yi çıkarıyor değil mi? Eksikleri olmakla beraber EYT kanunu, kanun teklifi mecliste müzakere ediliyor. Dolayısıyla bu öncelikler ıskalanırsa teferruatta kaybolunur ve tali meselelerde çok fazla enerji ve vakit kaybedilirse seçmene mesaj iletilmemiş olur. Ve maalesef iktidar da bunu elinde zaten muazzam bir propaganda aygıtı var. Evet. Ee, ne yapar? Ee, kendi e, gördüğü o boşlukları, muhalefetin dolduramadığı boşlukları vaat olarak masaya koyar. Ve kaybetmesi gereken anketlere göre geride olduğu bir seçimi son anda kazanma e, satım haline girebilir. Dolayısıyla ben altılı masanın bir an önce bir, bu... O, Aday meselesinin artık adayın açıklanması artık Şubat'ın Şubat çıkmadan bu adayın açıklanması lazım. Artık sosyal medyada espriler yapılıyor ya seçim sabaha mı açıklayacak bunlar adayı noktasında buraya gidilmemeli. Seçmenin sabrı zorlanmamalı ve dikkatli bir aday ve her kesimden oy alabilecek bir aday tercihi konulursa ve dediğim noktalarda o e, altılı masanın ortak mutabakat metni biraz daha basitleştirilerek ve vatandaşa kısa vadede, orta vadede sunacağı faydaları ve refahı öne çıkaran bir yaklaşım sergilenirse, ben e, çok daha büyük bir heyecan dalgasını e, arkadan bu dip dalganın geleceğini tahmin ediyorum. Evet. E, vaktimizin darlığından dolayı ancak bu kadarını e, konuşabildik sevgili seyirciler. E, ayrıntıları zaten Turan Hocam kendi YouTube kanalında anlatıyor sizi oraya havale edeyim. Süremizi de böylece noktalamış olalım. Çok teşekkür ederim Turan Hocam. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.